Annenizle babanızın nasıl tanıştığını biliyor musunuz? Nasıl tanışmışlar, nasıl evlenmeye karar vermişler? Mesela bizimkiler görücü usulü. Babamın ailesi babam için hayırlı bir kısmet arıyormuş. Mahallede çok da sevilen bir gelin varmış, Asya. Kendisi teyzem olur. Teyzemin kız kardeşi de en az Asya kadar iyi olur diye düşünmüşler. Tabii annemle teyzemin zıt karakterler olması dışında sorun yok. Neyse, inanmışlar bu duruma, annemi istemişler. Gerçi direkt de istememişler, şimdi haklarını yemeyeyim. Anneme de babama da adaylıkları açıklanmış. Fotoğraflar gösterilmiş ve pastane buluşmaları ayarlanmış. Muhallebiler yenmiş, sohbetler edilmiş. Eskiden durumlar böyleymiş. Pastanelerde buluşulur, tatlı yenilir, tatlı konuşulur. Ve bizimkiler de tatlının gazıyla evlenmişler. İyi ki de evlenmişler. Sonuçta böyle nur topu gibi bir çocukları olmuş. Biraz acele etmemişler mi ya? Çocuk konusunda mı? Yo, evlenmek için. O ne ki ya? Benim dedem anneannemi başka köyden gelip atla kaçırdı ya, bildiğin. O hikayeyi başka bir videoda anlatırım. Neyse ki günümüzde böyle hikayeler artık azaldı. Daha çok aşk evlilikleri gerçekleşiyor ki bence olması gereken de bu. Bak mesela sen tam bir aşk çocuğusun, biliyor musun? Nereden anladın? Saçından. Ya ayıp ama ya. Biraz saçım seyreldi diye de dalga geçilmez yani. Bu seyrek değil ama. Birbirini seven, beğenen insanlar flört ediyor. Türkiye'de böyle. Peki dünyanın başka ülkelerinde farklı türde flört etme çeşitleri var mı? Olmaz mı? Hadi gelin size bildiklerimi anlatayım. Mesela Brezilya. Brezilya'da flört ve buluşma kültürü genellikle dans ve müzik etrafında şekillenir. Mesela samba dansı çiftlerin yakınlaşmaları ve tanışmaları için etkili bir yol. Buluşmalar genellikle gece kulüplerinde, dans etkinliklerinde veya plajlarda gerçekleşir. Mesela bizde de sevgili bulmak için ya da ortam yaratmak için dans kurslarına gidiliyor. Bak adamlar doğru mantığı bulmuşlar aslında. Güney Kore. Güney Kore'de gençler arasında bir popüler buluşma şekli var. Benzin istasyonunda buluşup bir içki veya atıştırmalık aldıktan sonra birlikte yürüyüş yapmakmış. Çok ilginç. Yani neden benzin istasyonu diye sorar gibisiniz, duyuyorum. Yani bilmiyorum. Japonlar biraz daha utangaç bu konularda. Onlar da toplu halde grup buluşmaları daha popüler. Gaokon olarak adlandırdıkları etkinliklerde genellikle eşit sayıda erkek ve kadın bir araya gelir. Bu buluşmalarda herkesin rahat ve eğlenceli bir şekilde sosyalleşmesi hedeflenir. Bireysel buluşmaların aksine grup buluşmalarında baskı daha az ve insanlar birbirlerini tanımak için daha rahat bir ortam bulurlar. Oysa Güney Kore'de bir benzin istasyonuna gitseler olayı çözecekler. Danimarka'da Paskalya döneminde gençler Gayk Kebref adı verilen böyle anonim aşk mektupları yazarlar. Ve bu mektuplar sevdikleri kişilere şifreli bir şekilde gönderilir. Ve alıcının da göndereni tahmin etmesi gerekir. Ve eğer doğru tahmin edebilirse de gönderene bir ödül verilir. Ödül de genellikle bir yumurta olur. Onu vermek zorundalar. Yumurta önemli, protein yani. Bizde de sosyal medyadan anonim mesajlar atılıyor. Yumurta hesap mı değil mi, şanslar deneniyor. Yani anlayacağınız hepsi deneniyor. Fransa'nın Burgundy bölgesinde bulunan Sengamor köyü her yıl 14 Şubat'ta romantik buluşmalar ve etkinlikleriyle ünlü. Bu köyde aşıklar şarap tadımları, romantik yürüyüşler ve çeşitli kutlamalarla aşk bayramını kutlarlar. Fransızlar da şarkılardan da bileceğimiz üzere bayağı bir romantik. Sevgilisi olmayanların 14 Şubat'ta nereye gidecekleri artık belli. Şimdiden biletleri alın. Çin'in Şangay şehrinde ise aşk pazarı olarak bilinen bir etkinlik düzenlenir. Bu pazarda ebeveynler çocukları için uygun bir eş ararlar. Çocuklarının eğitim durumu, yaş, boy ve diğer özellikleri hakkında bilgiler içeren ilanlar asılır. Bu pazarda ebeveynler potansiyel eş adaylarını bulabilmek için birbirleriyle konuşurlar. Bir nevi bizim eski görücü usulü gibi aslında. İsveç'te romantik buluşmalar genellikle fika ile başlar. Fika, kahve ve tatlılarla yapılan bir kahve molası. İsveçliler için bu rahat ve sosyal ortamda sohbet etmek, birbirlerini tanımak için mükemmel bir fırsattır. Bizim pastane buluşmaları gibi. Hindistan. Hindistan'da buluşmalar daha çok aile onayıyla başlar. Zor öyle kafana göre sevgili böyle buluşma vesaire. Kafana göre olmaz. Biraz daha kapalı bir kültür var. Özellikle geleneksel ailelerde çiftler tanışmadan önce ailelerin onayı şart. Bir de kast sistemleri var. Ona da uymaları gerekiyor. Farklı kasttan olmamaları gerekiyor. Zor işler. Ailenin onayı ve desteği ilişkinin ciddiyetini ve gelecekte evlilik olasılığını arttırır. Bu arada şunu söyleyeyim sana, çok güzel bir haberim var. Bu senin için mükemmel bir haber. Hindistan'da bu ev masrafları falan var ya, biz evlenirken mesela erkek tarafı vesaire karşılıyor hani. Bunların hepsini
kızlar karşılıyor. Ha bir de yetmiyor, damada para veriyorlar. Yetmiyor, üniversite mezunu musun? Daha da bir para veriyorlar sana. Araba var, ev var. Var ya, aklına ne geliyorsa. Yani orada yüksek lisans falan yapsan var ya, show business yani. Bir de öyle evlenmeden önce eşya meşya gibi bir dertleri de yok. Boş eve evleniyorlar. Sonra öyle bir şekilde yavaş yavaş tamamlıyorlar mevzu. Baktığın zaman gayet güzel. Bir süre sonra kendi kendilerine bir şekilde de hallediyorlar. Ne diyorsun? Nasıl bir durum sence bu? Süper ya. Buldum ben yani. Tam Hindistan'dan evleneceğim. İyi hadi gene parayı buldurdum sana. İyisin hadi. Gördüğünüz gibi her ülkenin kendine az flört ve buluşma gelenekleri var. İyi ki annemle babam Brezilya'da salsa yaparak tanışmamış. Yani şu an ikisini salsa yaparken düşünemiyorum açıkçası. Ya da Hindistan'da evlenmemişler, hakikaten olmazmış o iş. Yani annemi tanıyorum şimdi, yani babam için evlenmek adına para falan vereceğini düşünmüyorum. Otomatikmen ben de dünyaya gelemeyecektim. Yani o işin ucu bana dokunacaktı yani. Teşekkürler Asya teyze. Güzel örnek olduğun için. Videonun altına bir kod bırakıyorum. Bu kodu kullanarak hatemoğlu.com sitesinde alışveriş yapan ilk 10 kişi her üründe geçerli %20 indirim kazanacak. Akabinde siz aklınıza yatan şekilde de flörtleşebilirsiniz beyler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize şık ve karizmatik davranın.